Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz her zamanki gibi. Bugün size ilk defa evimle alakalı bir video çekiyorum. Aslında istiyordum ki böyle güzel bir ev turu çekeyim. Çünkü buraya taşınalı yaklaşık 2-3 ay kadar oldu. Hatta 3 ay olmadı, 2 ay oldu. Ve burası önceki evlerime, ofislerime göre çok daha büyük bir yer. Dolayısıyla benim hiç eşyam yok. Her şeyi yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorum. İşin içine dekorasyon girince de aslında sizinle beraber yapalım istiyordum birçok şeyi. Henüz geç kalmış değiliz çünkü çok fazla bir şey yine almış durumda değilim. Yavaş yavaş her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu sefer de dedim ki evi birazcık daha böyle size sunabilecek, fikirlerinizi alabilecek hale getirebilene kadar bir banyo turu çekeyim dedim. Aslında İstanbul'un merkezine çok yakın bir yere taşındım ama ormanın içinde bir yer olduğu için konsept gereği birazcık böyle şehirden kaçış yeri gibi bir yer. Hem çevresi, hem doğası, hem evin içerisi ona göre dizayn edilmiş diyebilirim. Şu anda yatak odamdan konuşuyorum sizinle ve buradaki banyoyu size göstermek istiyorum. Çünkü buranın o şehirden kaçış konseptine çok uygun bir yer. Benim de ona göre ürünler koydum, ona göre dekore ettiğim bir yer. Bu evin 3 banyosu daha var. Burayı daha çok böyle keyif, işte dinlenme, sabah kalktığımda ilk gittiğim yer, akşam yatmadan önce ilk gittiğim yer olarak kullanıyorum. Çok konuştum, birazcık terledim. O zaman hemen başlayalım. Banyoya doğru gidiyoruz. Evet efendim, minik spama ve kaçış noktama hoş geldiniz. Diyorum ki böyle sırayla başlayalım, buradan devam edelim. Ne varsa ben size tek tek ne anlatacaksam anlatayım. Şimdi ilk girdiğiniz zaman burada sizi çok şık bir şekilde gördüğünüz üzere bir çamaşır kirli sepeti karşılıyor. Kirli sepetinin burada olmasının sebebi gardırobum burada, çamaşır odası aşağıda. O yüzden de hemen üstümü değiştirirken kirlerimi buraya atıyorum ve sonra onlar aşağı iniyor. Tam şey gibi olmadı mı böyle? Yani ben ekrandan baktığımda öyle gözüküyor, böyle yoga alanı, işte mumlar, üzerinde oturduğum bir şey falan. Şöyle mi yapılıyordu? Evet, buraya tam olarak 2-3 gün önce böyle hasır bir halı aldım. Yani aslında öncesinde daha böyle kilim gibi mi bir şey buraya yakışır, nasıl bir şey almalıyım diye düşüncelerden sonra bunu buldum böyle Koçtaş'tan ve bunu aldım. Ve buraya da yakıştığını düşünüyorum, bilmiyorum. Aşağıda lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Sizinle beraber yapmak istiyorum birçok şeyi. Bununla ilgili de daha çok işte banyo turundan sonra evle alakalı videolar gelecek. Ben normalde de günlük yaşam alanlarında sürekli böyle mum yakmayı çok seviyorum. Ve hazır burası böyle bir dinlenme alanı varken özellikle burada etrafımda birkaç tane mum olsun istedim, o ambiyansı daha da desteklemesi için. Bu kısma gelecek olursak buraya normalde çekim odasında kullandığım, giyme odasında kullandığım böyle bir, bunun bir adı var ama şu anda hiç hatırlamıyorum. Enteresan bir adı var hatta. Niye bu ismi koymuşlar buna diye sorguladığım bir isim. Hatırlarsanız aşağıya yazın. Şu an çok kafama takıldı, 2 saat bunu düşünüyorum ben. Hemen jacuzzi'nin yan tarafına peştemal diye isim geliyor buna da. Böyle bornozumu koydum. Altına terliklerim. Onun altında da öyle bir havlu var. O şekilde birazcık o böyle spamsı işte şehirden kaçış konseptini güçlendirmek için de bol bol yeşil bitki, söylediğim gibi mum ve birazcık daha böyle dekoratif ürünler kullanmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Genelde buraya girdiğim zaman perdeleri hep böyle açık bırakıyorum. Çünkü yine o şöyle uzandığımda yeşillik görüntüsü bana huzur veriyor, hoşuma gidiyor. Neyse ki yan taraftaki ev boş. Orada kimse olmadığı için o şekilde kullanabiliyorum. Onun dışında kimsenin geçebileceği bir yer falan da değil orası. Arka taraf bahçe zaten. O ev diğer sitede ve kimse yok. Buna emin olduğum zamanlarda perdeleri açık kullanıyorum. Onun dışında tabii ki kapalı oluyorlar. Orada yine 2 tane öyle mum koydum. Dediğim gibi mumları yakmayı çok seviyorum burada dinlenmek istediğim zaman. Etrafında neler var diyecek olursanız mumlardan, yeşilliklerden, işte minimum dekoratif şeylerin dışında bir de şöyle denemek istediğim özellikle yeni maskeleri koydum buraya. Burada King Girls'un maskeleri var. Böyle farklı farklı. Bunların hepsini, çeşitlerini Watsons mağazalarında, online'da vesaire bulabilirsiniz. Böyle yeni denemek istediğim maskeleri özellikle buraya koyuyorum ki yine o dinlenme noktalarında buradan alıp aynı zamanda yüzümde de yeni maskeler deneyebileyim diye hemen şuracıkta duruyorlar. Onun dışında ev sahibi küvetin hemen yanına böyle küçük bir raf yaptı.
yaptırmış. Bilmiyorum daha önce ne için kullanıyorlardı. Ben onun üzerine böyle bir iki tane dergi koyuyorum okumak istediğim. Veya izlemek istediğim bir şey varsa oraya işte telefonumu, iPad'i vesaire dayayıp kafamı şu tarafa doğru verip o şekilde onu izleyebiliyorum. Bu kısmı bitirdik. Buraya minik sıpa dememin sebebi aslında tam olarak burası. Bu evin en enteresan özelliklerinden bir tanesi bence içinde sauna bulunduruyor olması. Tabii ki böyle evler çok fazla var ama ben ilk defa saunaya sahip olan bir evde oturuyorum. Kullanıyor musun derseniz hayır, daha önce hiç kullanmadım ama gerçekten özellikle burun bantlarından ve maskelerden önce deneyimlemeyi istiyorum. Burası zaten böyle küçük bir sauna. İçerisine maksimum kaç kişi oturabilir derseniz hiç denemediğim için bilemeyeceğim ama ya herhalde 2 kişi oturabilir herhalde. Yani birisi belki yere oturabilir. Gayet küçük böyle ev tipi miniş bir sauna. Banyonun bu kısmında işte jacuzzi'nin, sauna'nın olduğu bölümde yaratmak istediğim o biraz daha böyle bohem tarzı yakalamaya çalışmadım. O yüzden yerlerde halı denmiyor sanırım. Banyo paspası deniyor. Böyle mermer deseni baskılı siyah banyo paspasları kullandım. Çekmecelere gelecek olursak burada dediğim gibi birkaç tane daha banyo olduğu için burada böyle daha az ve öz ürünleri bulunduruyorum. Makyaj temizleyiciler, yüz temizleyiciler, vücut losyonu, deodorant vesaire gibi şeyler var. Hepsini tek tek göstereceğim şimdi. Mesela burada banyo dolabının en üst katına bakacak olursak burada Watsons'ın böyle bir deodorantını koymuşum. Ondan sonra burada yine Watsons'ın kuru şampuanı var. Özellikle sabah kalktığımda saçlarım volümsüz gözüküyorsa direkt buna sarılıyorum. Onun dışında burada Nivea'nın aloe veralı vücut losyonu var. Bunu gerçekten çok seviyorum. Üzerinde yazdığı gibi hızlı ferahlama etkisi direkt sağladığını söyleyebilirim. Kalıcı nem verdiğini de söyleyebilirim. Normal ve kuru ciltler için bunu denemenizi tavsiye ederim. Ve burada benim son zamanlardaki takıntım. Lütfen bu takıntıya sahip olanlar aşağıda benimle paylaşsın. Ve bir parti falan kurmalıyız bence. Dali'nin bu ürünlerine gerçekten bayılıyorum. Bıcı bıcı kokusu bebek kolonyası koydum buraya. Bundan aşağıdaki banyolarda da var. Hatta salonda falan bile var. Gördüğüm anda sürekli sıkıyorum ve o kokuyu almayı çok seviyorum. Beni hem rahatlatan hem böyle mutlu eden bir koku gerçekten. Ve bir alt katına indiğimiz zaman da burada L'Oreal'in bu sevdiğim Saf Kil serisinden detoks jeli ve arındırıcı jeli var. Özellikle bu detoks jelini çok seviyorum. Sabah ilk uyandığım zaman cildimi daha böyle sağlıklı, ışıltılı göstermek için genellikle bunu kullanıyorum aşağı cilt bakımına inmeyeceksem. Burada yine akşam yatmaya geldiğim zaman hızlıca makyajımı çıkarmak için şimdi okunuşunu söylemek istemiyorum çünkü yanlış telaffuz ederim diye korkuyorum. Aşağıda gösterdiğim bütün ürünleri tek tek yazacağım zaten sizin için merak edersiniz diye. Bu markanın miseler temizleme suyunu çok seviyorum. Gerçekten başarılı bir ürün. Waterproof makyajı bile çok kolay bir şekilde çıkartıyor. Burada bana en lazım ürünlerden bir tanesi bunlardı. Bu da yine aynı markanın normal, bayağı böyle battal boy temizleme suyu. Bu markanın özellikle organik, natürel olması ilgimi çekmişti. Bu %97 natürel diyor. Bu da %100 natürel diyor. Bu da yeni keşiflerimden bir tanesi. Bana soruyorsunuz sürekli burun bandıyla ünlenen bir insan olduğum için sürekli soru geliyor burun bandı ne kullanalım ne kullanalım diye. Bu da gerçekten başarılı sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bunu da deneyebilirsiniz. Böyle Koreli tarzı bir şey yapmışlar. İşe yarıyor. Biliyorsunuz benim vazgeçilmez ürünlerimden bir tanesi. Burada her şeyde lazım olabilen Watsons'ın vazelini var. Yoğun nemlendirici. Bunu Emrah da çok kullanıyor. Ben de çok kullanıyorum. Ki bence vazelin her banyonun olmazsa olmazları birçok şeyde kullanabiliyorsunuz. Parfüm olması da hoşuma gidiyor. Çünkü kullandığım yerde çok hoş, güzel bir koku bırakıyor. O yüzden banyomda bu şekilde bulunduruyorum. Alt kata geçelim bakalım neler varmış. Bu bölüm küçük olduğu için çok böyle güzel estetik bir açı sunamıyorum size maalesef. Bu bölümü açtığımız zaman da yine burada hemen göstereyim. Oral-B'nin 3 boyutlu ağız çalkalama suyu var. Genelde Listerine'in beyazlatıcı suyunu kullanıyorum ama bunun 3 boyutlu white yazısını görünce muhtemelen almışımdır. Öyle şeylere çok kanan bir kullanıcıyım gerçekten. Özellikle diş beyazlığı ile ilgili o tarz bir şey yazdıklarında dişlerim de çok beyaz olmadığı için ve beyazlatmak için farklı ürünler kullandığım için alıyorum. Burada yıllardır kullandığım ve en çok memnun kaldığım Colgate'in diş macunu var. Maximum White. Eskisi bitmişti. Hemen yenisini açmışım ve yedeklemişim burada. Bu gerçekten beyazlatma konusunda en çok memnun kaldığım diş macunu. Signal White Now denedim. İşte farklı böyle İtalyan markaların beyazlatma özellikle diş macunlarını denedim ama ve tabii ki kulak çubukları var. Burada genelde gördüğünüz her şeyi Watsons'tan alıyorum. Bunlar da %100 organik olarak yapılmış kulak çubukları. Bunlar da burada duruyor.
Yine aynı şekilde Watsons'ın. Bunlar gerçekten çok işime yarıyor benim. Bunları kullanmayı bana diş doktorum da önermişti. O yüzden mutlaka banyomda böyle bir şey bulunduruyorum. Bunlar naneli olduğu için özellikle bunu kullanıyorum. Çünkü diğeri çok böyle nasıl anlatayım? Değişik bir his bırakıyor bende yaptığım zaman. O yüzden naneli olmasına özen gösteriyorum. Ve burada bir Hindistan cevizi yağı var. Bobby Sabi markasının. Hindistan cevizi yağının ününü, meşhurluğunu mutlaka ki duymuşsunuzdur. Birçok şeyde kullanılıyor. Ben hem bazen çok kuru, atıyorum bacaklarım çok kurumuş, onu nemlendirmek için kullanabiliyorum. Saç maskesi yapmak istersem tüm saçıma sürüyorum, kullanıyorum. Hatta bazen akşamdan sürüyorum, sabah kalktığımda yıkıyorum. Daha fazla durmuş olsun diye. Baya baya kullandığım bir ürün benim. Aşağıya indiğimiz zaman burada böyle bir şey görüyorsunuz. Bu bana annemin buluşu oldu. Bunun içine şöyle pet koyuyorum. Ve regl olduğum zamanlarda büyük çantamı yanımda taşımak istemiyorsam hemen böyle bunu alıp bu şekilde banyoya, tuvalete gidiyorum. O yüzden bunu böyle bulunduruyorum dışarı çıkarken yanıma alabilmek için. Burada daha önce bir videomda oldukça fazla bahsettiğim Mara markasının Quick Manicure Pedicure Peeling ürünü var. Arkadaşlar bu gerçekten çok ama çok başarılı bir ürün. Hatta bence bu ürün Watsons ödüllerinde aday olmalı ve ödül almalıydı. Buraya Mara'nın şeyinden ıslanmış, bayağı üzeri ıslak ıslak gözüküyor. Transparan bir yara bandı koydum. Burada böyle bir sepetim var. İçinde yedek pamuklarım var ve Simple'ın o makyaj temizleme mendillerini yine buraya koymuşum. Bunları da gerçekten çok seviyorum. Eğer çok az makyaj yaptıysam hemen bunlarla şıp diye makyajımı çıkarabiliyorum. Ben banyolarda bu tarz sevdiğim kokuları almayı çok seviyorum. O yüzden buraya böyle bir oda kokusu koydum. Burada tonim var. Bu şekilde koydum. Böyle bir organizer'a koydum. Pamuklarım var. Oral-B diş fırçam var. Şarj yok. Şarj aleti dolapta kaldı. Bendeki Rose Gold versiyonu. Daha önce Instagram'da bir postta anlatmıştım galiba diye hatırlıyorum. Evet, anlatmıştım. Çok uzun yıllardır kullandığım beyazlatıcı özellikle bu ağız bakım ürünü. Ağız bakım suyu, nane aromalı. Bunu bayağı seviyorum. Ağızda bıraktığı o ferahlık, temizlik hissini de çok seviyorum. Hatta gün içinde böyle bir 2-3 kere falan sabah ve akşam dişimi fırçalıyorsam 3-4 kere ağzımı çalkalıyorum ve sürekli o ferahlık hissi olsun istediğimi istiyorum. Burada böyle bir organizer'a pamuklarımı koydum. Makyaj odamda da bu şekilde var. Ben pamukları bu şekilde bırakıyorum ve hemen şıp diye buradan böyle alıp kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Burada yine yeni keşfettiğim bir Kore markası var. Watsons'ta biliyorsunuz farklı farklı Kore ürünleri satılıyor. Bu da orada gezerken, alışveriş yaparken keşfettiğim ürünlerden bir tanesi. Kore ürünlerine çok fazla düşüyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bu toniyi yeni kullanmaya başladım. Yorumlarımı daha sonra sizinle paylaşırım. Ama genelde Kore ürünlerinin vaat ettiği ve sonucunda verdiği gibi bunun da güzel bir parlaklık ve canlılık verdiğini söyleyebilirim. Hissi de çok güzel, kokusu da çok güzel. Mutlaka bakın buna da. Size bir şey göstereceğim. Evi ilk gezmeye geldiğimiz zaman benim en hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu olmuştu. Hazır mısınız? Ben çok şey sevmiyorum banyoda ya. Böyle banyo takımları oluyor ya işte. Sabun koymak için, işte ne bileyim çöp kutusu vesaire. O tarz takımlardan çok fazla hoşlanmıyorum. O yüzden hep böyle farklı farklı bir şeyin içine doldurmadan el sabunları kullanıyorum. Burada da Le Petit Mercier'in kokusunu çok sevdiğim ve hissini çok sevdiğim beyaz şeftali ve nektarinli bu sabunu kullanıyorum. Nemlendirir ve besler diyor. Gerçekten hak ediyorsun bunu. Evet, bu kısma gelecek olursak burada da yine böyle raflar vardı. O yüzden ekstra bir şey almama, bir şey eklememe gerek kalmadı. Eski banyomda yoktu. O yüzden burada olmasına sevindim. Çünkü yere koyduğumuzda oluşan görüntü benim çok fazla hoşuma gitmiyor. Ben de buraya böyle kullandığım ürünleri dizdim. İlk olarak bunu göstereceğim size. Az önce dolapta da bu vardı. Dikora'nın bu duş jellerine düştüm arkadaşlar. Şu anda aşağıdaki... O kadar güzel ki banyolarda hep bunun farklı farklı versiyonları var. Ama en sevdiğim, en favori diyebileceğim, hatta bu aday ürün olmuştu ve zannediyorum ki kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Duş jellerinde benim için en önemli şey kullandıktan sonra o temdeki bıraktığı his, en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Ve tabii ki birinci en önemli şey kokusu. Çok böyle duş jellerinde şekerli, tatlı kokulardan hoşlanmıyorum. Daha böyle vanilyalı gibi kokuları, süt kokusu gibi kokuları seviyorum. Dikora'nın bu duş jeli özellikle
İnanılmaz iyi. Benim için deneyin bunu. Ve şampuan ve saç kremi olarak yeni kullanmaya başladığım ürünlerden bahsetmek istiyorum size. Bu gördüğünüz Hello Nature markası. İkisi de siyah havyarlı. Çok merak ettim gördüğüm zaman ve yine bu aralar böyle natural şeylere takmış durumdayım. Bunlar da üzerinde yazdığı gibi. Hemen bakalım. Saç bakım kremi 94.5 oranında. Diğeri de 87.5 oranında. Biliyorsunuz ben saçlarım için her şampuanı kullanamıyorum. Hepsini deneyemiyorum. Çünkü yıpranmış saçlar olduğu için daha özel bir bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu seride de düştüğüm şey hem siyah havyarlı olması. Çok merak ettim nasıl bir etki sağlayacağını. Çünkü genelde böyle parlaklık için kullanılıyor. Aslında bu markanın da vaadi o şekilde. Hem parlaklık kazandırmak hem de derinlemesine temizlemek için. Saçlarımı normal şampuan ile yıkıyorum ve daha sonra ıslak saçıma bunu sürüyorum. O sırada işte scrub vesaire peeling yapacaksam vücuduma onu yapıyorum. Onu yaparken de 2-3 dakika saçlarımda kremi bekliyor. Bunları da denemenizi tavsiye ederim. Watsons'larda bulabilirsiniz. Be Naturals by Watsons'ın Academia Jeli, duş jeli ve body scrub'ı. Scrub'ları ne kadar çok sevdiğimi daha önce bahsettim mi size bilmiyorum ama en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yüz peelingi gibi vücutta da 2 günde bir, 3 günde bir mutlaka body scrub kullanıyorum. Fiyat performans olarak özellikle çok başarılı bir ürün. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bunu da. Bunun içinde makadamya özü ve yanlış hatırlamıyorsam Hindistan cevizi vardı. Aynı zamanda UV ışınlarının zararlı etkilerinden de koruyormuş. Mesela bunu bilmiyordum. Yine aynı serinin duş jeli de bu şekilde banyomda bulundurduklarım arasında. Ve bir yerimde de kamera bulunduruyorum şu anda farklı açılardan çekmek için size. Ve böylelikle videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi aslında ev turu çekmek istiyorum ama daha tam tamamlanmadığı için onu yetiştiremedim. Ama size böyle birazcık keyif yaptığım, evin en sevdiğim bölümlerden bir tanesi olan bu banyo kısmını göstermek istedim. Yine dekorasyonla alakalı, ürünlerle alakalı, videoyla alakalı fikirlerinizi lütfen aşağıda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda hep beraber olalım. Instagram'dan da takip etmiyorsanız çok şey istiyor bu kız bizden diyeceksiniz ama onun da aşağıya linkini bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.